Şimdi güzel yüzlü adam evleneceğim diyor. Kız mesela bakımlı böyle, makyajlı, güzel, hoş geliyor. Hoşuna gidiyor bana. Biraz da böyle gerginlik içinde yani cinsellik yönünden böyle içgüdüsel bir gerilim içinde oluyor. Ya diyor işte oraya buraya para vereceğime diyor. İşte hizmetçiye para vereceğime, aşçıya para vereceğime, işte kötü işlere para vereceğime. Bu kadını alır götürürüm eve diyor. O paralar hep bana kalır. Ben de bunu kullanırım diyor. Çok iğrenç, pis bir felsefeyle, pis hesaplarla o dünyalar güzeli, o mübarek kutlu varlığı alıp eve götürüyor. Sonra ondan işte ilişkiye giriyor. O ilişkiye tabii o rengi iyi gibi adam, o şey gidiyor, üzerindeki gerilim gidiyor. Daha düz bakmaya başlıyor. Aa, bakıyor alelade bir insan. Kolu var, bacağı var. Bir insan. Ya diyor ben ne büyük hata yaptım ya diyor. Makyajsız da oluyor tabii. Uykudan kalkıyor çocuk yani. Allah'ın kulu. Merhamet yok. Şefkat yok. Allah korkusu yok. Allah sevgisi yok. Acıma duygusu yok. Koruyup kollama duygusu yok. Sahip olma duygusu yok. Vefa yok, vicdan yok. Yok oğlu yok adamda. Bir sefer kinleniyor. Yani başına bela aldı kanaatinde. Ertesi gün eve gelmek istemiyor, gelmiyor. Mesela sofraya kızcağız, o canım benim, sofra kuruyor, bekliyor. Ya diyor sana kim sofra kur dedi diyor falan böyle. Çakallık yapıyor. Öflüyor, püflüyor. Ya diyor ki çocuk o zaman istemiyor musun sen onu? Ha şunu bilseydin falan diyor yani. Hadi diyor babanın evine git diyor. Bu kadar. Olay bu. Ama işte çocuklar çok büyük hata ya. Bir baksana benim güzelim, dünyalar güzelim. Sen Allah'ın ruhusun. Senin farkında mı? Ya Allah'ın farkında mı bu adam? Allah'a saygısı var mı? Allah'a sevgisi var mı? Allah'tan korkuyor mu? Sen Allah'ın ruhunu taşıyan mübarek bir varlıksın. Böyle büyük bir nimeti teslim aldığını ve böyle kutsal bir emaneti taşıdığını farkında mı o? Merhameti var mı? Vicdanı var mı? Fedakar mı? Ey o yok bu yok. Niye kabul ettin benim güzelim? Dünyalar güzelim. Niye? İşte olacağı bu. Felaket. Genelde hep bu oluyor. Çocuklar da tecrübesiz oluyor genç kızlar. Annesinin bir tanesini hor görmesinler. İşte ayrı ayrı ne uzak uzak yerlere vermesinler. Bak türküsü bile var. Ya bu kadar canını yakacaksan niye veriyorsun çocuğu? Bu kadar ızdırap çekecekse niye gönderiyorsun? Ağlıyor kapıda. Ya kardeşim belli ki belaya gönderiyorsun. Niye ağlıyorsun? Eğer belaya göndermiyorsan sevinsene. Herkes ağlıyor ya. Belaya gidiyor gibi. Ağlanacak ne var ya? Ya evlendiğinde al annesiyle beraber götür zaten çocuğu. Niye annesini ayırıyorsun? Ya niye ayrılması gereksin annesine? Ya niye öyle? Can paresi yani annedir ayrılır mı insan ya? Niye ayırıyorsun? Ya sen onu mutlu edeceksen al annesiyle beraber götür. Ne olur kadın orada dursun. Hayır hiç olmazsa bir ay falan dursun. Yine gidebilir annesi mesela bir haftalığına 10 günlüğüne gidebilir. Ama ilk planda niye annesini ayırıyorsun el kadar çocuğu? Niye ona o şoku yaşatıyorsun? Niye üzüyorsun? Niye korkutuyorsun? Mesela çocuğa dikleniyor. Yahut alkollü geliyor içmiş. Zil surna ayakta duramıyor. Pislik yani. Baş belası. Onun için genç kızlar aman 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 yani. Bak Bediüzzaman diyor yani. Sakın diyor böyle bir şey kabul etmeyin. Dürüst olduğuna, imanlı olduğuna, akıllı, vicdanlı olduğuna ve size tutkuyla bağlandıysa yaklaşın. Sevmiyorsa ne zorun ya? Sevmiyorsa niye gidersin benim güzeller güzelim? Ne zorun ya? Niye ezdiriyorsun kendini? Niye canını yaktırıyorsun? Bir avuç canın var zaten kuzu gibisin ya. Anne babalara ben çok kızıyorum. Git evlen. Ya kardeşim bakmayacaksan niye doğuruyorsun? Ve o çocuğun sana zoru ne ya? Bir tabak yemek yiyor. Ne istiyorsun ondan ya? Evin bir köşesinde yatıyor. Ufak bir yatak. Ne bileyim işte 2 metreye 1,20 bir yatak bir köşe evin köşesi
bir iki kapta yemek yiyor. Niye çocuğu zorluyorsun git kendine koca bul diye? Bırak. Allah nasip ederse dürüst, imanlı, akıllı, iyi bir insan çıkarsa zaten o görülür. Çocuğu zorlama. Her Allah'ın günü başına kalkıyor çocuğun ya. İşte kaşık düşmanısın, işte geçti ömrün, işte evde kaldın. Ne demek evde kaldın? Ne kadar terbiyesiz bir ifade ya. Ne kadar vicdansız bir ifade. Ne demek evde kaldın yani? Niye evde kalsın? Ne zor yani. Mübarek bir taifedir kadınlar. Taife-i mübarek Allah'ın güzel yüzüdür. Allah'ın ruhunu taşıyan kutsal varlıklardır. Sakın ha sakın. Hiç kimse evladını öyle gözü kapalı zalime vermesin. Yani onun kıymetini bilmeyecek, değerini bilmeyecek, ona saygı göstermeyecek adama asla vermesinler. Yani bu herhalde dakika saniye hesabıyla